Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğumda bugün bizlerle efendim kendisi Mare Dizayn'ın kurucusu. Aynı zamanda kreatif direktörü Yağmur Solakoğlu bizlerle. Dilerseniz Yağmur Hanım hoş geldiniz diyelim ve keyifli sohbetimizle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Yağmur Hanım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Ee, ismim i̇smim Yağmur Solakoğlu. Sen bu Fransız Lisesi ve Yeritepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra finans, kozmetik, medya ve internet sektörü başta olmak üzere farklı rollerde görev aldım. Şu anda freelance olarak içerik editörlüğü yapmaya devam ediyorum. Bir yandan da takı tasarımıyla uğraşıyorum. Harika. Peki takı tasarımı dediğimiz noktada sizin için başlangıç hikayesi var mı? Evet. Aslında bayağı da uzun bir hikaye. Çocukluğumdan bu yana ben modayla çok iç içeyim. Biraz da anneannemin de etkisiyle. Anneannemin bir giyim atölyesi vardı Bağdat Caddesi'nde ve benim çocukluğumun büyük kısmı orada geçti. Bu sayede renkler, farklı dokular, farklı materyaller, rengarenk kumaşlar, hatta farklı farklı karakterlerle tanışma fırsatım oldu. Ve bunu geçtiğimiz senelerde daha kafamda netleştirmekle beraber fark ettim ki insan çocukken edindiği bu bakış açısını ileride devam ettirmek istiyor. Şu anda da bu noktaya geldim. Ee, aslında aksesuarı olan ilgim ilk başlarına çantayla başladı. Ben ciddi bir çanta aşığıydım. Ee, ama zaman içinde kendi yaşam tarzımda da sadeleşmeyi tercih edince çanta yerine biraz daha doğa ve doğal malzemelerle haşır neşir olmak istediğim için hı hı. E, doğal taşlara ve buradan da takılara geçiş yaptım. Şahane. Peki takı yaparken nelerden ilham alıyorsunuz Yağmur Hanım? İlham kaynaklarım başta öncelikle doğanın kendisi. Yani bu çok geniş bir kavram oldu, farkındayım. Doğa dediğimiz zaman hem insanların, hem hayvanların, bütün biyolojik canlıların, işte organik formları, aynı zamanda insanların karakterleri, bu zamana kadar, farklı, bu zamana kadar karşılaştığım gerek diziler, gerek filmler olsun, gerek kendi hayatımda deneyimlediğim eee durumlar olsun. Hı hı. İnsan karakterlerinden de ilham almayı seviyorum. Hı hı. Bunun yanı sıra e, insanın karakterini tarzına ve e, zevklerine yansıttığını düşünüyorum. Kendi takılarımda da e, müşterilerimin, takılarımı kullanan kişilerin e, kendilerini stiliyle ifade etmelerine yardımcı olmak istiyorum. Kulağınızdaki küpe sizin tarzınıza Evet, sanırım, benim tarzımı taşıyorsunuz. Evet. Ne kadar şık. Çok teşekkür ederim. Çok hoş. Peki tarzınızı nasıl tanımlarsınız Yağmur Hanım? Ee, tarzımı e, öncelikli olarak modern ve minimalist olarak tanımlasam da bohem bir bakış açısına da e, sahip olduğum için bunu da takılarımda yansıtmaya özen gösteriyorum. Hı hı. Aynı zamanda kişinin modu e, her zaman aynı olmuyor. Hı hı. Değişken oluyor. Bundan ötürü de farklı 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 materyalleri bir arada kullanmak. İşte pirinç metali olsun, doğal taşları olsun ama bir yandan da cam ve seramik gibi daha doğaya daha ham haliyle yakın malzemeleri de kullanmayı seviyorum. Farklı materyaller, materyallerin bir harmoni oluşturmasını seviyorum. Şahane. Bu anlamda da tarzınızı tanıtma kısmında zaten birbirinden güzel ve farklı takılar tasarlıyorsunuz. Teşekkür ee, ederim. Küpere bunun sıra hangi mesela takılarla? Bağlaştırıyorsunuz. Şöyle, e, en çok küpe ve kolye e, ağırlıklı olarak çalışıyorum. Özellikle bu sene e, küpe çok ciddi bir çıkış yakaladı. Evet, yine yani, değişik, değişik böyle. Evet, evet aslında her zaman e, küpeler tarzın vazgeçilmez bir parçasıydı diyebiliriz. De. Kıyafet de çok şık. Teşekkür Gerçekten. ederim. Mesela. yani sizin üzerinizde bir kazak var ama küpeyle çok daha farklı bir anlam yakalamışsınız. Evet, evet değil değil mi? teşekkür ederim, sağ olun. Çok önemli. En çok hangi peki takılarınızdan talep var? Sizi takip edenlerden. En çok ince ağırlıklı modelleri özellikle bu sene de yine çok moda oldu ince Büyük dünya cönünü markalar da kendi koleksiyonlarında inciyi bu sene çok tercih ediyor. Özellikle de incinin bir türü olan bu küpemde de gördüğünüz barok inci bu sene çok tercih ediliyor. Ben de en çok e, incili modellerimden talep alıyorum diyebilirim. Her şeyi siz mi yapıyorsunuz tasarlama ve onları en azından bizlerle buluşturma noktasında birebir her şeyin içinde Yağmur Hanım mı var? Ee, şöyle aslında çoğunluğunu kendim tasarlıyorum ve yaptırıyorum ee, kapalı çarşıda büyük oranda. Aynı zamanda ama mesela parçaları e, alıp birleştirdiğim işte bu şekilde harmanladığım durumlarda oluyor. İsmini çok merak ettim. Mare anlamı nedir? Mare Fransızca e, aslında medcezir anlamına geliyor. E, yani gel git anlamına geliyor. Ben de e, dediğim gibi başlıca ilham kaynağı doğa olduğu için Doğaya ait bir kavramla bir çıkış yapmak istedim. Aynı zamanda da bu gelgiti biraz daha e, iç dünyamız için de kullanabiliriz. Hı hı. Yani karakterlerin de insanların da gelgitleri oluyor. Hı hı. E, bu noktada takılıyor. Evet evet. Aynı zamanda hani bu gelgitin kumların üzerinde oluşturduğu bu dalga dalga şekli, işte yuvarlak şekilleri vurgu yapması çok ilgimi çektiği için aynı zamanda da kulağıma hoş gelen bir tınısı olduğu için bu ismi tercih ettim. Özel tasarım alıyor musunuz? Özel tasarım e, evet alıyorum. Özellikle de şu an benim çalıştığım bazı mağazalar var. Konsinyo olarak çalışıyoruz. Onlarla belli başlı, e, onlara özel koleksiyonlar şeklinde çalıştığım oluyor. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Hak verirsiniz ki Yağmur Hanım e, işte sosyal medyanın gücüyle beraber hepimiz ve herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takı olsun, farklı belki de e, yaptıkları e, el sanatları olsun. Sizin farkınız nedir desem? Benim farkım aslında öncelikli olarak yani hem doğaya bu kadar yakın olup bir yandan da lüks e, algısını, lüks görüntüyü e, buna yedirmek diyebilirim. Hı hı. Yani e, tabii ki lüks takılar ve mücevher yapmıyorum şu anda ama lüks dediğiniz tasarım dilinde de bir e, tarz aslında. Hı hı. Yani o yüzden mesela bu gördüğünüz takı. Yani hem ulaşılabilir fiyatlarla olmasını dikkat ediyorum. Bir yandan da bu lüks görüntüyü ve sofistike sofiske görüntüyü yansımasına, yansıtmasına özen gösteriyorum. Harika. Hedeflerinizde neler vardır? Hedeflerimde birçok e, girişimci gibi benim de tabii ki yurt dışına açılmak var başta. Aslında başta demek e, çok doğru da olmayabilir. Şu anda biraz öncelikle Türkiye içinde hani hatırı sayılır e, geçmişi olan markalarla işbirliği yapmak hedeflerimin başını çekiyor. Bunu da takiben yurt dışına açılmak, özellikle Avrupa'da varlık göstermek ve yine orada yaptığınız çalışmalarla evet yaptığım çalışmalarla var olmak istiyorum. İnşallah göstermiş olursunuz evet. ürünlerinizin nereden Peki bizler bulabiliyoruz ürünlerimi şu anda web sitem üzerinden ve Instagram üzerinden satıyorum aynı zamanda da yine burada yazı yazılı olan anlaşmalı butiklerimizde bulabilirsiniz. Şahane, inşallah nice güzel de. Farklı konseptte ve farklı takılarınızda isminiz imzanızını görürüz. Sadece takıyla mı sınırlı kalacağız Yağmur Hanım? Çok genç bir kapsam aslında aksesuar dediğimiz noktada. Evet, evet kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, öncelikle takıda biraz daha ilerledikten sonra kesinlikle aklımda çanta. Tabii ki ilk aşkım <laughs> çanta var. Ee, ve... Başka aksesuarlar da bunu izleyebilir yani fular gibi. <laughs> Çantayla beraber şimdi evet. onlar da var günümüzde. Evet. Yeminim ki onlarda da farklılıklarınızı göstereceksiniz. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok değerli konuğumuz efendim Mara Dizayn kurcusu. Aynı zamanda kreatif direktör Yağmur Solakoğlu Postokop Özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.